sıkıntılı zamanlardan geçtim. Üvey annem biraz psikopat bir kadın. Kendi kızından falan beni ayırıyordu. Ya psikopat derken önce sıcak suyla yakıyor, sonra soğuk suyla falan yakıyordu beni böyle. Bir kendime getiriyordu, sıcakla önce bir yumuşatıyordu. Soğukla kendime getiriyordu, bilmiyorum neden bunu yapıyordu. Geldi işte silahla beni kovaladı ablamlardan. Baba. Aynen. Yani bir şeyler yapayım, ben çok büyük olayım, çok para peşinde koşan bir insan olmadım. Bir gün, bugün yaşıyorsam bugün benim için güzel geçsin. Rahat olayım. Yarın zaten Allah büyük yani. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan gülerek ayrılacağımız bir hikayemiz oldu. Bu da o hikayelerden birisi. Her şey güzel olsun. Merhaba arkadaşlar. Mercek Gerçek Hayat Hikayesi serimizin bugünkü konuğu Volkan Bekçi. İlk sorun, sen kimsin? 90 İstanbul'da doğumluyum. İstanbul Eminönü'nde doğdum. Aslan Giresunluyum. Müzikle uğraşıyorum. Çocukluğun nasıl geçti? Neler yaptın? Nasıl bir hayatın oldu bu yaşına kadar? Ben bir yaşındayken benim anne baba ayrıldı. O zamanlar babam bizi almak istemiş. Benim abim, ablam var. 5 yaşına kadar hiçbir şey hatırlamıyorum zaten doğal olarak. 5 yaşında da hayal meyal böyle hatırlıyorum. Ankara'daydık o zamanlar. Ankara'da bir tane giriş katlı bir evdeydik. Babam bir kadınla beraberdi o zaman. Kadının da bir kızı vardı. Kadının ismini falan hatırlıyorum da bazı şeyleri böyle hayal meyal. Ya Ankara'da biraz sıkıntılı zamanlardan geçtim. Üvey annem biraz psikopat bir kadın. Kendi kızından falan beni ayırıyordu. Ya psikopat derken önce sıcak suyla yakıyor, sonra soğuk suyla falan yakıyordu beni böyle. Bir kendime getiriyordu, sıcakla önce bir yumuşatıyordu. Soğukla kendime getiriyordu, bilmiyorum neden bunu yapıyordu. Ondan sonra mesela şey var, en son karakolda hatırlıyorum böyle. Orada bir sıkıntılar olmuştu babamın. O zamanlar kaç yaşındaydı? O zamanlar 5 yaşında falanım daha. Küçüğüm ya. Hayal meyli hatırlıyorum o yüzden zaten. Bir tane akrabamla beraber otobüse Giresun'a gittiğimi hatırlıyorum ondan sonra. Büyük ihtimal oradan o kadınla beraberdi babam, ondan ayrıldı. Giresun'a yerleştik. Giresun'da yine babam biraz çapkındı. Yine biriyle evlendi orada. Zaten ablamla abimi dedemin yanına gönderdi köye. Biz Giresun'da merkezde kalıyorduk o zamanlar. O kadınla evlendikten sonra o zamanlar 6-7 yaşlarında falan okula falan başlayacağım. Durduk yere sürekli dayak yiyorum kadından. Yani kadın resmen sitesini benden atıyormuş gibi yani. Demirlerle, hortumlarla sürekli dayak yiyorum. Babama da bir şey söylemiyorum şimdi. Daha 6-7 yaşındayım. Bana diyor ki sen söylersen de babana öbürsü gün seni de daha kötü döverim. Bir şey de diyemiyorsun şimdi. Okula başladım neyse. Onların bir tane daha çocuğu oldu. Okula gidiyorum. Açlığım yok. Sabah kahvaltım yok. Kahvaltı veren yok. Kitabımız yok, defterimiz yok. Okula gidiyorum. Niye gidiyorum okula bilmiyorum yani. Gidiyoruz ama. Böyle onların çocuğu olduktan sonra biraz daha ayrılmaya başladı. Yani korkuyorsun, bir şey yapamıyorsun. Eve gitmek istemiyordum mesela o zamanlar. Ama 7 yaşındasın, ne yapacaksın ki yani? Bir şey yapamıyorsun. Öyle büyüdük yani. Dayakla büyümeye başladık. İşkenceli dayakla. Okula, ortaokulu bitirdim. Tabii o zamanlar biraz daha büyüdüğüm için şiddetin hafifledi yani biraz. O zamanlar pek dayak yemiyordum. Onların zaten 3 tane daha çocuğu oldu ondan sonra. Ama küçüklüğümde yani açım sürekli. Babam eve gelse de yemek yesek diye bekliyordum mesela. Ya babam gelsin artık bir yemek yiyelim. Babam olmadığı zaman zaten korkuyorsun yani. Kendi evinde dolaptan gizli gizli yemek kaçırıyordum ben kendi evimde. Uyanmasınlar ama görmesin. Çünkü gördüğü zaman ne yapıyorsun çocukların yemeğini mi yiyorsun diye beni dövüyordu. Yine dayak yiyordum yani. Bu süreç böyle geçti. Ondan sonra bir gün sürekli dayak yiyorum falan. Mahallede kadınlar benim çığlıklarımı duyuyor sürekli. Yani insanlar bir zaman sonra acıyor yani. Benim arkadaşlarım anneler alıyor beni. Gel oğlum yemek ye bizde. Yani bizimle dur. Babama söylüyorlar bu kadın bak bu çocuğu dövüyor. Babam da şimdi çalışıyor işinde gücünde. Akşamları da alemde. Pek umurumda da değildi yani o zamanlar. İşte. Peki baban ne zaman fark etti tam olarak? Babam bir gün sürekli söyleyince insanlar böyle bak bu çocuk sürekli dayak yiyor falan. Bir gün evdeyiz böyle. Dolaptan aldığım bir tane peynir parçası mı yedim çok açım ya. Yani bir tane de bebe bisküvisi vardı. Peynirli bebe bisküvisini çok seviyordum o zamanlar. Gizli gizli alıp dolabı yiyordum böyle kadın görmeden. Şimdi bebe bisküvisi onun çocuğunun olduğu için
Onun yediğimi gördüğü zaman müthiş kızıyordu yani. O zaman tek katlı bir evdeydik. Babam gelmiş kapıya gizlice. Dinliyormuş orada. Ondan sonra ben işte oradan bisküvi aldım, peynir aldım, eve başladım. Tık sesten gördü beni. Geldi buraya, beni dövmeye başladı. Soktu banyonun içine. Ama müthiş vuruyor yani, böyle bir vurma yok. Babam tık kapıyı çaldı orada. Benim seslerimi duyunca. Girer girmez zaten kadına saldırdı. Bu insanlar bunu söylüyordu, ben inanmıyordum. Ama işte sen bunu yapıyor musun diye kadını dövdü. Ama dövmesi bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü babamdan da pek sevgi görmediğim için. Yani çapkın bir adam. Sürekli alkol kullanan bir insan. Okula gidiyorum, açlığım yok. Ayakkabım yok yani ayağımda. Lastikle gidiyorum okula, utanası kadar. Yani arkada, biz de o zamanlar Giresun'da eğitim sistemi şeydi. Sabahtan öğlene kadar ders görüyordun. 12-1 arası öğlen tatili. Bir de ders başı. 3'e 4'e kadar eğitim alıyorduk biz orada. Öğlen arası oluyordu. Millet mesela arkadaşlarım benim parasını alıyor. Yemek yemeye gidiyor dışarı. Bana diyorlar hadi Volkan sen ne gel. Ben diyorum hadi tokum ben. Siz gidin yani ben yedim. Ya da diyorum ki eve gideceğim diyorum. Yemek yemeye. Benim için diyorum sıkıntı yok. Ya babam da pek sorumluluk sahibi bir insan değil açıkçası. Tamam üvey annemden işkence gördüm. Babam da öyleydi. Ondan sonra zaten bir zaman sonra artık canımı tek gitti. Ben evden kaçtım. Kaç yaşındaydın? O zamanlar kaç yaşındaydım? Ortaokul 7'ye falan gidiyordum. Yaşım 14'tü kaç oldu? Bilmiyorum ki. 12-13. 12-13 falan. Ablamda kalıyordum bir süre. Ablam evliydi orada. İşte eve gitmiyorum. Babam bunu duydu. Eve gitmediğimi falan filan. Nerede kaldığımı öğrenmiş ablamda kalınca. Bir gün işte geldi. Beni mahalleye rezil ediyorsun falan filan diye. Geldi işte silahla. Beni kovaladı ablamlardan. Baba. Aynen. İşte beni aileye rezil ediyorsun mahalleye falan filan. Senin ne işin var burada? Ablama diyor bir daha onu buraya almayacaksın. Ben odadaydım. Seslerini duyuyordum. Sonra kapıyı açtım. Ben birden kaçtım. Beni yakalamasın, dövmesin diye. Çünkü babam da kafamda masa kırmış bir adam yani. Yüzümdeki, kafamdaki çoğu izler onların eseridir. Kaçtım ondan sonra ablamlara da gitmedim bir daha. Sokakta kalmaya başladım böyle. İnşaat buluyorum, inşaatta yatıyorum. Sahilde bira şişeleri topluyorum o zamanlar böyle. 25 kuruş, 50 kuruş falan ediyordum bira şişeleri. Onları satıyorum. Onların paralarıyla kendimi yiyecek alıyorum. Onları satamazsam böyle yolun kenarına koyan ekmek, simit parçaları oluyordu o zamanlar. Onlardan yiyordum. Ama sokakta kalmama rağmen evden daha mutluyum yani. En azından özgürüm sokakta. Şiddet yok herhalde. Şiddet yok. Bir de istediğimi yapıyorum. Bazen arkadaşlarımla gidip kalıyorum. Onlara duş falan alıyorum. Yemek yiyorum. Onlar da sürekli çağıramıyor şimdi. İnsanlar diyor ki bu çocuğun ailesi yok mu? Ya da gidip anneme babama diyecekler. Yani niye bu çocuğu almıyorsunuz falan filan. Birisi topluyorum. Peki annen ne yapıyordu o? Annem ben bir yaşındayken ayrıldığında aslında benim en çok merak ettiğim konu da oydu yani benim bir yaşa kadar. Dedim annem nerede benim? Hiç mi merak etmedim? Yani ben bir yaşında bir çocuksun yani şekerli suyla büyümüşsün. Ben mesela şekerli tatlı sevmem. Çünkü şekerli suyla büyümüşüm yani. Onu hiç sormadım. Bir gün böyle köydeydik. Ben sokakta kalmadan önce o zamanlar. Ufak hayal meyal hatırlıyorum orada. Bizim köydeyiz böyle. Yazın okul dağıldığı zaman köye gidiyorduk. Biz fındık toplamaya dedemin yanına. Daha doğrusu ben gidiyorum. Dedemden orada daha iyiydim. Yani. Dediler ki annen geldi. Bizim ev yukarıdaydı. Dayanlar aşağıda. Dediler annen gelmiş. Dayanlar da. Dediler sizi görmek istiyor. O zaman ablam en büyüğümüz bizim. Ablam abim falan. Annemi hatırlıyor ama ben hiç görmedim. Hiç görmedim o zaman. Da görmek istemiyorum zaten. Ben dedim o yaşta mesela, ya bu zamana kadar beni arayıp sormamış. Bir yaşında çocuğu bırakmışlar. Ama bir yaşında bir çocuk bırakılmaz. Yani daha süt emmesi lazım bir çocuğu. O yaşta çocuk yollara düşmüşüm yani. Neyse yapma etmediler, gel bir gör falan. Tamam dedim, gittik işte dayımlara. Annem o zaman ameliyat olmuş, fıtık ameliyatımla. Sandalyede oturuyordu zaten. İşte bizi bir odaya soktular ama nasıl heyecanlı.
Yani müthiş bir heyecanlıyım yani. Kaç yaşındaydın bu ara? İşte o zamanlar daha küçüktüm. Tam hatırlamıyorum böyle. Küçük olduğum için yaşları biraz kaçırıyorum. Bir de bende hafızada biraz bir şey var. Hatırlamakta böyle güçlük çekiyorum bazı şeyleri. Ama ufaktım yani hatırladığım kadarıyla. Bir odaya aldılar bizi. Birazdan dediler görüşeceğiz. Sanki cezaevi ziyaretine gelmiş biraz da girelim içeri. İşte görelim yani. Neyse ablam gitti önce. Abim gitti. Sonra ben gittim. Ama ben müthiş heyecanlıyım yani. Çok öz annemi göreceğim. Yani arkadaşların annelerinden görüyorsun nasıl sevdiklerini, evlatlarını nasıl çıktıklarını. Öyle bir şey bekliyorum ben de. Ama bu Volkan, ben gittim elini öptüm. Ama bu Volkan dedi ne kadar büyümüş dedi. Yani benim için zaten orada bitti yani. Yani beklediğim sevgi ya da beklediğim şey bu değildi de. Peki sebebini hiç sordun mu? Sebebini hiç sormadım. Ya bir sebebi olamaz ki böyle bir şey. Yani ben şimdi çocuğumu bırakacağım bir yaşında. Sahip çıkmayacağım. Ama yıllar sonra çocuk büyüdüğünde gelip de oğlum bak ya da kızım böyle böyle bir şey oldu. Ben bu sebepten seni aramadım ya da sormadım diyemem. Bunun arkasına kimse sığınamaz. Peki şey oldu. Evden kaçtın artık sokakta yaşamaya başladın. O dönem tekrar sonuçta yaşında 13, 14, 15'lere geldi artık. Anneni tekrar aradın mı hiç? İşte sokakta kalıyorum falan. Arkadaşlarımla takılıyorum zaten. Hırsızlık yapıyoruz. Allah affetsin. Market falan soruyoruz böyle. Sucuk salam. Karnını doyurmak için. Evet, sucuk salam falan alsak da yesek. Ya da Giresun'la denizde mide çok oluyor. Mide yapıyoruz yazları. Mide pişiriyoruz sahilde. Yiyoruz falan. Bazen gidecek yer olmadığı zaman bizim babamların oturduğu evin önünde çekyatımız var. Bazen gizlice giriyorum oraya. Çekyatla ötüyorum. Sabah olduğu zaman hemen erkenden beni görmesinler diye kaçıyorum. Ondan sonra belaya da bulaştığımız çok oluyor. Sonuçta çocuksun şimdi. Ben geç saatlere kadar yürüyorum sokaklarda. Yatacak bir yer bulana kadar güvenli. Sataşan mataşan da oluyor yani. Kafası güzel insanlar oluyor. Bir gün inşaatta bir yer buldum böyle. Dedim yatayım burada. Bir tane sarhoş adama denk geldim orada. Adamın kafası bir dünya bana saldırmaya kalktı. Yani cinsel istismarda bulunmaya kalktı yani resmen. O zamanlar tabii ben de kendimi korumak için yanımda bir şeyler taşıdım. Çakı bıçak falan filan. Adamı bayağı bir yara verdim orada. Elinden kaçtım ya yani adamın. Ondan sonra sokakta kalmaya korktum artık yani. Artık sokakta güvenli değildi senin için. Hiç güvenli değildi. Dedim ne yapacağız ne yapacağız. Dedim köye gideyim var dedemlerin yanına. Ben atladım dolmuşa köye gittim dedemlerin yanına. Abim o zaman askerdeydi. Askerden geldi İstanbul'a çalışmaya geldi buraya. Yengem vasıtasıyla abim, ya yengem abimle konuşmuş git anneni bul yeni bir hayat kurun falan filan. Ondan sonra abim annemi bulmuş burada. Ev tutmuşlar falan filan. Ondan sonra abim benim işte sokakta falan kaldığımdan haberi oluyor. Dedemlere diyor ki onu gönderin diyor İstanbul'a gelsin buraya. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Normal. Benim annemden üç kardeşiz. Babamın son eşinden var işte. Üç tane daha. Normal. Altı kardeş oluyoruz babadan. Onlar öz oluyor yani. Abim işte demiş gönderin buraya gelsin. Ondan sonra ben pek buraya gelmek istemedim İstanbul'a. Fazla kalabalık seven bir çocuk değildim ya. Yani. Ben çocukken de içime kapanıktım. Bir şey, birilerine bir şey anlatmayı sevmiyorum yani. Geldim, aynen dolmuşa bindim, otobüse bindim geldim buraya. Annemi de yine yani kendi bilincimle, yani büyümüşüm. Daha sağlam akıllı bir daha göreceğim şimdi annemle. Bu ikinci karşılaşmam olacak. Yine heyecanlı. Ondan sonra otobüsten indim buradan. Servise bindim. Dedim Zeytinburnu'na gideceğim ben. Zeytinburnu'na oturuyorlardı. Gittim servisten beni teyzem aldı. Ama teyzem aldığını söylemeyin. Ben de annenin arkadaşıyım seni. Şaka yapıyorum sizde. Gittik işte onlar çalışıyordu. Akşam geldiler eve. Teyzem de beni aldı oraya götürdü. Bir daha karşılaştım orada annemle. İşte sarıldık, öpüştük falan. Ama geçmişte yaşadığım şeyler benim kafamda olduğu için o yani bir annemden gördüğüm işkenceler, sokakta yaşadığım olaylar biraz kafamda olduğu için ben anlaşamadım annemle. Sorumlu olarak onu seçtin, onu belirledin. Ya o zamanlar sordum ama bana. Niye dedim yani. O zamanlar şimdi babamla ayrıldıkları için annem de teyzemlerle kalmaya başlamış o zamanlar. Büyük ihtimal. Annen evlenmemiş hiç o zaman. Yok evlenmemiş. Ya büyük ihtimal onlarla o da orada kaldığı için. Ya bunun bir telafisi olacağını düşünmüyorum. Yani bir yaşında bir çocuk bırakılmaz ya. Yani. Şimdi abin annenle görüşüyordu. Abim annemle görüşmüyordu. Abim askerden sonra yengemin onu zorlamasıyla işte git İstanbul'a anneni bul, orada çalış, orada bir hayat kur. Abim de öyle buldu annemi. Geldi İstanbul'a.
Yani annen aslında üçümüzü de bıraktı. Aynen. Ama babanla beraber kalan üçümüz mü babanızla kaldınız? Babamla hep beraber olan bendim. Diğer ikisi? Onlar ayrıldığında biz mesela dedim ya Ankara'daydık. Hatırlıyorum hayal meyal. Onlar o zaman Giresun'da köyleymiş dedim yanına. Ablam mesela dedemle büyüdü. Dedem evlendi babamla. Evlendiği zaman bile. Abim mesela askere kadar amcamlarla beraber çalışıyordu. Bizimle kalıyordu. Zaten abim askere gittikten sonra ben sokağa düştüm. Yani yine abim falan oluyordu. Dövemiyordu beni. Ya da ben büyüdükten sonra zaten pek dövmemeye başlamıştı. Ama abim işte askerden sonra buraya çalışmaya geldi. Oradan sonra bulmuş. Şu an ailenle beraber misin yoksa? Yok, ayrıymış. Ailesin. Ya ailem anlaşamadım pek annemle. O zamanlar da yine eve gitmemeye başladım. Burada da çalıştığım yerde kalıyordum. Ondan sonra arkadaşımla bir eve çıktık. Ne iş yapıyordun abi? O zaman da tekstil işinde çalışıyordum. Teyzemin kocası eniştem, onun tekstil dükkanında çalışıyordum. İki de çalıştım yani tekstil işi. Zeytinburnu tekstil işi çok yaygın. Oralarda kalıyordum, arkadaşla bir ev tuttuk. Onun da memlekete gitmesi gerekti, benim de evden çıkmam gerekti. Kuzenimle kalmaya başladım, Esengül. Onun da iki oğlu var, Arda, Arkut diye. Yani bu dünyada mesela hiçbir yere gidecek bir yerim olmasın, benim kuzenim var yani. En azından bildiğim o. Çünkü benim hayatımda çok büyük yeri olan bir insan ya. O olsun, oğullar olsun. Mesela başım sıkıştığında gidebileceğim tek kapı yani. Ben mesela şimdi pandemi sürecinde kira ödeyemedik. Sıkıntılardan dolayı arkadaşımla bir evdeydim. Ev sahibi evden çıkın dedi. Arkadaşım annesinin evine gitti mecbur. Ben kaldım yine ortada. Ev tutana kadar gittim yani kuzene bana niye geliyorsun bile demedim. Yani annen yerine orayı tercih ettim. Kuzenle daha yakınsın. Ya anlaşamadık annemle. Bir türlü elektriğimiz tutmadı yani. Bir de ben de psikolojik sıkıntılar ben çok çektim ya. Askerden önce psikiyatriye falan gittim, ilaç falan kullandım. Ondan sonra ilaçların bir faydası olmadığını düşündüm. Yani insan aslında kendi kafasında halledebiliyorsan bazı şeyleri o zaman atlatabiliyorsun yani. İlaçların bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü hep kendi kendimi büyüttüğüm için mesela bazı insanlar da var sokaktan gelmiş, onlar adam çok büyük işler başarmışlar. Ben mesela o kadar kendimi güç hissedemedim. Anca günü kurtarmanın peşine düştüm. Ya bugün de kanun doysun, bugün de bitsin. Şey mantığı vardır bende mesela, hayat bir gündür o da bugün. Yani bir şeyler yapayım, ben çok büyük olayım, çok para peşinde koşan bir insan olmuyor. Bir gün, bugün yaşıyorsam bugün benim için güzel geçsin. Rahat olayım, yarın zaten Allah büyük yani. Babanla görüşüyor musun? Babamla memlekete gittiğim zaman görüşüyorum ama öyle çok sıkıntılı bir bağımız yok yani. Hiç böyle karşına alıp küçükken sana yaşattıklarını sordun mu, hesap sordun mu? Karşıma alıp sormadım ama bir gün evde oturuyorum böyle, telefon çaldı. Babam aradı beni. Ondan sonra dedi ki işte bu kadın dedi sana yaptıklarından dedi pişman. Şimdi dedi kendi çocuklarından çekiyor dedi. Sana telefonu veriyorum dedi, senden de değerlilik isteyecek. Ver dedim, verdi. Ondan sonra işte ben cahildim. Yaptık hata. Bana dedi hakkını helal et falan. Helal olsun, sıkıntı yok. Gerçekten gönülden helal ettim. Gönülden helal ettim. Ya çünkü insan, hayatta her şey insan için. Yani bunun böyle tiyatrosu falan olmaz. Bazıları demagojiye çok yapıyor ama hayatta her şey insan için. Ben şimdi bunları yaşadıysam demek ki bunlar benim yaşamam gerekiyormuş yani. Yaşadım ki böyle oldum. Ya da yaşamasam belki çok farklı bir şey olabilirdi ama benim bunları yaşamam gerekiyormuş. Ki yaşadım yani, dedim helal olsun, sıkıntı yok. Helal ettim hakkımı. Gittiğim zaman da yine yanına giderim yani. Geçen sene hatta gitmiştim, yanına gittim kaldım yani. Ben hesaplaşmadan affetmem yani. Ya hesaplaşacak bir şey yok, o hesabı bana kalmaz ama. Ya ben kendi hakkımı helal ediyorum ona. Öbür tarafta artık ne olur, ya bu adam zaten hakkını helal etmiş, demezler büyük ihtimal. Öyle düşünmüyorum. Sonra babamla konuştuk işte. O kadını da helallik istiyordum. Senin dedim hiçbir suçu yok yani. İşte ben yedirdim, içirdim, okuttum falan. Ne okuttuk ya? Ben lise 1'e geçtim. Meslek lisesini kazandım. Meslek lisesini o zamanlar araç gereç alman gerekiyor. Yani baba diyorum cetvel metvel falan filan almamız lazım. Bana 1 lira verin. 1 lirayla ben ne yapayım ya? Okuyamadım. Ondan sonra da okuldan da soğudum zaten. Peşine düşüyorum. Yani insanlar diyecek ki açıklamayı okuyabilirim. Okumak istemiyorum. Her türlü okuyor da. Okumak istemedim yani. Gerek duymadım hiç falan. Babamla da öyle bir münakaşamız oldu. Ben ne yaptım ettim de işte insan kendi vicdanı rahatlıkla peşinde oluyor zaten. Zaten kimse bir şey yapmadı. Ben kendim yaptım onlara kalsa. Öyle varız da. Peki hayat sana ne kattı? Senden neler aldı? Hayat bana ne kattı? Benim çocukluğumu yaşamadım yani. Ben mesela şimdi 30 yaşına geldim.
Mesela bir ara ben çocukken bisikletim çok olsun istiyordum. Bir ara durumum iyi olduğu zaman gittim bisiklet aldım. Deli gibi bisiklet sürüyorum. Kaç yaşına gelmiş. Ama sürüyorum yani. Ya da ne bileyim içim nokta kalan her şeyi ben büyüdükçe yaptım. Hayat güzeldi yani. Her şeye rağmen güzeldi. Hiçbir zaman isyan etmedim. Bunları dedim yaşamam gerekiyorsa ben yaşadım yani. Bunlarla büyüdüm. Bunlarla beraberim ama bazı psikolojik sıkıntılar sende kalıyor yani. Atlatamıyorsun. O çocuk hep sende beraber. O derler yani küçük içinde küçük biri var. İçimde küçük bir çocuk var o benle beraber yani. Öyle ne kadar yaşayacak benle beraber. Kağıttan Hayatları izledin mi? İzledim. Ben de... Çok doğru bir nokta aslında. Çok yani. Doğru bir nokta. Ne yaparsan yap çocukluğun seni bırakmaz. Ya onun yaşadığı şeyleri ben yaşıyorum kafada aslında. O filmde anlatılan hayal görüyor aslında ama onları ben de bazen yaşıyorum yani. Mesela onları düşünmekten panik atak oldum ben. Bir ara ölüyorum sanırım. Yani ilk defa tanıştığım zamanlar panik atakla. Hasta olduk yani. Kendini eksik ya da yarım hissettiğin bir nokta, bir durum var mı? Yani kendimi eksik hissettiğim... Kendimi hiçbir zaman zaten tamam hissetmiyorum. Hep bir eksikliğim var gibi hissediyorum yani. Bu nedendir bilmiyorum. Her insanda bir boşluk olur her zaman. Hiçbir zaman dörtte dört mutlu olmazsın yani. Kendimi eksik hissettiğim yani... Aile bakımından hep eksiklik zaten. Başka da kendimi eksik hissettiğim hiçbir şey yok. Öyle her duyduğunda ya da her karşılaştığında iç çekerek istediğin bir şey oldu mu? Evlenmeyi çok isterdim. Ben çünkü bu zamana kadar hiç evlenmeyi düşünmedim. Çünkü hep kendi başıma olduğum için yani. Kendi sorumluluğum kendim olduğu için kimsenin sorumluluğunu almak istemedim mesela o zaman. Yani tamam ben kendime bakabiliyorum. Ama öyle çok büyük bir servetim falan yok mesela. Kendi kendime bakarım ben ömrümün sonuna kadar her türlü. Ama mesela biriyle evlenmek... Bizim oralarda ayrılıp çok evlenip boşanmış. Zaten benim annem babam evlenmiş, boşanmış. Yani evlenmeyi hiç düşünmedim çünkü babama benzemekten çok korktum yani her zaman. Çünkü bazı huylarım babama benziyor, ben onu hissediyorum yani. Evlilikten hep uzak durdum ama çok isterdim yani evlenmek. Bundan sonrasını da bilmiyorum. Daha genç. Hayırlısı bakalım. Nasıl bir hayat sürmek isterdin? Olduğum gibi, hala aynı. Ha. Yaşadığım hayattan memnunum ben her şeyden. Sen bayağı kabullenmişsin. Yaşadık. Her şey. Yaşama kabullenmek değil mi? Hani genelde insanlar, yani genelde değilim de insanlar bazen isyan yolunu seçer ya. Yaşadıklarından dolayı isyankar bir hale bürünür. Sen daha çok böyle tevekkül eden bir hale dönüşmüşsün. O, ben bir kere Zeytun'da otururken, Zeytun'un sesiyle bir tane barış çocukla konuştum böyle. Ya dedim kardeşim niye çekiyorsun bunu? Ya işte dedi, annem babam dedi istediğimi yap. O karakter meselesi aslında. Bunun senin yaşadığın bir durumla alakası yok. Ben şimdi düşmek isteseydim düşerdim yani her türlü. Ya hiçbir şey denemedim değil yani hepsini denedim. Ama baktım bu dedim kötü mü lan dedim uzak duralım. Gerek yok başımızı belaya sokmaya ya da kendimizi süründürmeyelim. Zaten bitiyiz. Hep dedim bitmeye gerek yok. Ben onun karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Onu hiç insanların bir şeyleri yapıp da yaşadıklarına sığınmasını hiç onaylamadım. Hiçbir zaman onaylamam yani. Bence bir bahane. O senin içinde varsa... Zaten onu sen yaparsın kimse buna engel olamaz. Sen kaşa olayı çözmüşsün aslında. Öyle. Yani hayatta her şey insan için. Yaşamak için geldik buraya. İlla bir zorluğumuz olacak yani. Şimdi buradan şu anki işine gelelim. Şu an şarkı sözleri yazıyorsun. Küçükken mi yazıyordum yani? Küçükken de mi yazıyorsun? Sokakta onu ilk sormak istiyorum. Yani ne zaman başladın sen de bu şarkı sözü yazma hikayesi? Ben de mesela çocukluğumdan beri var. Mesela bizim ilkokul 5'te ortaokula geçerken hatıra yazılırdı. Evet. İşte sevgili arkadaşım falan. Geçen hatta bir tane Tamcı diye arkadaşım var. Yani o bana attı böyle o zamanlar yazdığım bir şeyi. Seni üzdüysen, kırdıysan falan. Kusura bakma bunlar hep olabilir. İnsanlık hali falan. O yaşta yazdığım şeylere bak yani. Kompozisyon yazmayı çok seviyordum o zaman. Edebiyatta falan başarılıydım yani bayağı. Ondan sonra ama bunu hiç kovalamadım. Yani şarkı yazayım falan. Müzik camiasına gireyim böyle ünlü isimler şarkı bileyim, şarkılarımız dinlensin, tanınalım falan diye değildi yani hiçbir zaman. Benim arkadaşım var Beytullah Kılıç, onunla tanışmıştık biz Ali sayesinde. Beytullah'la bir gün otururken böyle beraber bir şeyler yapmaya karar verdik ondan sonra. İşte ufak ufak çalışmaya başladık. Hüznün Gemileri şarkısını yazdım ben. Beytullah besteledi onu, çok harika bir beste yaptı. Normalde Beytullah onu söyleyip bir kısmını söyleyip internete atmıştı. Ondan sonra bir gün beni aradı, dedi Ekin Uzunlar aradı işte bu şarkıyı istiyor. Yüzünden dedim tamam dedim olur dedim görüşürüz dedim şey yaparız. Ondan sonra Ekin'in Hüznün Gemilerini söylemesiyle beraber
piyasaya girmiş oldum yani. Hiç beklemediğim bir anda aslında. Yani ilk profesyonel işin gözünün gemide. Aynen öyle. Benim ilk göz ağrım oldu. Şu an zaten Ekin Uzun vardı. 90 milyondan fazla dinlenmiş. 100 milyona dayanmış. Daha sonra Sibel Can tekrar bunu seslendirdi. O da 3 milyona dayanmış. Yani çok da Kuzey Yıldızı dizisinde çaldı. Orada da 3-4 milyon var. Orada da bayağı var. Yani 100 milyonu aştı şu an. Aynen. Bayağı bayağı gidiyor yani. Toplam baksan 200 milyon dinlenmeye ulaşmış. Yani bu şey gibi. Aslında çok konuşmayı seven bir insan değilim. O yüzden yazar oldum zaten. İnsanlara bir şey anlattığın zaman ya o da bir şey mi var? Biz bunu yaşadık. Ya da seni dinlemeden hemen empati yapmaya başlıyor seninle. Bu şekilde ama herkes seni dinleme zorunda kalıyor. Evet. Derdini dinletiyorsun. Bak ben bunu yazdım. Birisi söyledi bunu. Üzünün gelmedi. Orada bir derdimi anlatmıştım. 94 bin. Herkes beni dinliyor yani ister istemez artık. O söylen insanların vesilesiyle. O yüzden şimdi bu yönünü seviyorum yani. Peki sokakta gidiyorsun. Şimdi yazdığın şarkı çalıyor. Ses sonda falan. Hatta insanlara eşlik ediyor. Nasıl hissediyorsun o tür durumla karşılaştığında? Ya ilk başlarda acayip mutlu oluyordum. Çünkü ilk eseri. Aynen öyle. Böyle gidip bunu ben yazdım diyesim geliyor falan. Ondan sonra bunu ben yazdım benim ya. Ondan sonra alışıyorsun zaten. Bir zaman sonra artık şey yapıyorsun. Hani hayatta her şeyi kabullendiğim gibi bunu da kabullendim mesela artık. Şey yaptığı zaman tepki vermiyorum. Ne çalıyor? Ulan diyorlar Volkan Şahin şarkı çalıyor dedim çalsın. Son olarak çıkardığım bir single var. Kuzey Yıldız onun klibini de YouTube'da paylaştım. Onu aslında bir dizi için yaptığını duymuştuk. Dizi o hikayeyi için, bizimle paylaşır mısın? Kuzey Yıldızı bizim oralarda çok kullanılan bir tabir. Kuzey Yıldızı, güneyin oğlu, kuzeyin oğlu, rüzgarın oğlu falan. Diziyi de zaten izliyordum o zamanlar. Dedim bir tane şarkı yapayım ben Kuzey Yıldızı ismini dedim. Bir şarkı olsun dedim Karadeniz'de. Bu zaten benim ilk profesyonel çalışmam. Bu zamana kadar hiç stüdyo ortamına gidip şarkı yapıp klip çekmedim. Onun klibinde Eren var. Eren İşçioğlu arkadaşım. O çekti. Ona da buradan selam olsun. Reklam yapıyormuş gibi oluyor. Dizide çalması için yaptık ama çalmadı. Hala da çalmasını bekliyoruz bakalım. Dizi bitecek şimdi. Evet dizinin final olacağını duydum bu arada. Aynen. Evet bu sezon final oluyor diye duydum. Sezon finali mi? Final mi bilmiyorum. Final olarak düşünülüyor ama tabii %100 kesin değil yani. Zaten şarkımı çalmadıkları için takip ediyorum. Müzik serüvenin artık başladı. Güzel bir şey de yakaladı, yeme de yakaladı. Yazdığın şarkı sözleri falan. Şimdiki hedefin, planın ne? Ve geçmiş yaşamınla şimdiki yaşamın. Çünkü kendime yeni bir hayat kurduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni hayatına geçmiş yaşamın katkıları ne oldu? Geçmiş yaşam her zaman bir tecrübedir. Her geçirdiğin gün senin için tecrübedir. Dün mesela bugün için bana kocaman bir tecrübe. Onlar da aynı şekilde. Yani geçmişimi düşünüp de geleceğime karamsar bakmıyorum. Ya geleceğim için de zaten öyle çok büyük bir planlarım yok hiçbir zaman. Dediğim gibi bugünü yaşıyorsam bugün benim için önemli. Bugün yaptığım işler yarına ne zaman yansır ya da yarına yansıyacak bir işler yapar mıyım bilmiyorum. Hayattan bir beklentim yok hiçbir zaman olmadı. Yani günü yaşıyorum sadece. Peki parayı kırdın mı? Yok. Parayı kıramadım. Böyle çok büyük bir paralar kazanmadım. Ancak kendini geçindirecek kadar yani bazen sıkıntıya düştüğümüz oluyor. Yani bu işte üreticilerin öyle çok kazandığı bir sektör değil. Çok büyük bir isim olman lazım ki yani bu işlerden ürettiğin halde bile para kazan. Mesela Ali Kınık ya da Ali Tekin Türe. Kimlerdi? Müslüm Gürses yapan adam yani. Cenazesinde bir avuç insan vardı. O bile bu işlerden yakınıyordu yani. Ben çok mesela bu işlerde Ali Tekin Türe'yi kendim önüne kalmışım dedi. Peki sen hep arkada mı kalmayı tercih ediyorsun, sahneye çıkmayı düşünüyor musun? Bu işlerde biraz şey vardır ya böyle sahne ışığı. Hani bazen ses bile geride kalıyor yani insanın görselliğinden dolayı. Biraz görsel iş bu. Müzik işi cidden görsel bir iş yani. Biraz auran olması lazım. Yani dinleyenlerin çoğu şu anda sesten çok insanların görselliğine bakıyor yani. Aa ne güzel dans ediyor ya da ne kadar yakışıklı. Sesin konuşulduğu bir dönemde değiliz yani şu anda. Önüne gelen herkes şarkı yapıyor. Buradan ben de sallamadan geçmeyeyim bunu. Herkes bu arada şikayet ediyor. Ben kendim o görselliği görmüyorum yani açıkçası. Biraz tuhaf geliyor bana. Yazdığın şarkılara baktığımızda bir de böyle senin dış görünüş olarak bir karşılaştığımda falan böyle rapçi gibi durdun ama yazdığın şarkılar biraz daha böyle slow. Bir gün böyle bir tane abimiz var bizim, Karadenizler Derneği'ne çağırdı. İşte burada sohbet muhabbet ediyoruz, sen de gel, insanlar tanış insanlarla falan.
sohbet muhabbet ederiz. Ben de evdeyim şimdi. Ben biraz rahat giyinmeyi çok seviyorum yani. Rahat olmam lazım. Ondan sonra ben eşofmanı falan giydim gittim yani. Şimdi hepsi belli bir yaş üstünde insanlar. İşte girdim içeri. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dediler Volkan işte. Şunun şarkıları, bunun şarkıları yazan çocuk. Millet bana böyle baktı. Bu mu dediler ya? Sen dedin ya rapçi olarak. Evet. Onların tepkisi de öyle. Sonra herkes kafasını çevirdi. Orada kimse beni ciddiye almadı. Yani insanlar şaşırıyor ya. Şey yaptığın zaman, söz yazarı dediğin zaman insanların böyle aklında galiba büyük ihtimal şey var. Tükenmiş, bitmiş, aşk acısı çekmiş. Sevdiği kadın buna şunu yapmış, bunu yapmış. Hep sürünüyormuş gibi. Yani insanların aklında öyle bir şey var ya. Sürekli acı çekiyor bu adam. Sürekli yazıyor. Öyle bir şey yok. Her şarkının bir hikayesi var mıdır yoksa genel uydurma mıdır? Her şarkının bir hikayesi yok. Senin de olan bir yetenek yani bu. Senin içinde olan bir yetenek bu. Ya bu yeteneği değerlendiriyorsun. Kimisi konuşarak anlatır derdini, kimisi yazarak anlatır yani. Ya da insan, ne bileyim, ben yetenek olduğuna inanıyorum daha çok. Yaşayıp da yazdığın şeyler bile yetenek aslında. Yani insanlar çok şey yaşıyor ama yaz bunu desen herkes yazamaz yani. Yetenekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kimisi çok abartıyor işte. Ya şurada şunu yaşadık falan. İşte o yüzden başladım yazmaya. Şunu çektim. Bazı çektim. İnsanlar var ya böyle bazı şarkıları işte show programlarına çıkıyorlar. Hı. Şarkının hikayesini sorduklarında hikaye anlatıyor ama şarkının 4 kelimelik sözü var. Hı. Yaşadığın yani, çoğu şeyi 4 kelimeye sığdıramazsın zaten. Yani onlar bana daha çok şey gibi, reklam gibi geliyor. Aslında. Yani uydurma hikayeler çoğu zaten. Aynen öyle. Şarkı yazdık, buna bir hikaye bulduralım. Aynen öyle. Aslında ya, tabii geçmişe baktığınız zaman, geçmişte her şarkının bir hikayesi vardı, her türkünün, her parçanın. Çünkü baktığınız zaman gerçekten bir olay anlatıyor. İçinde geçiyor yani. Evet, geçiyor ve bir şey anlatıyor. Bu zaten bunu algılıyorsun ama şimdi baktığınız zaman dımtıs dımtıs, üç söz, altta ritim, hadi bakalım. Yani tekerleme gibi sözler evet. Tutuyor artık. Maalesef. Yani biz bile yazdığım her şarkıyı yaşamadım yani. Açıkça söyleyeyim. Yaşayanlar illa vardır yani. Çok iyi bir gözlemci misin? İnsanları izler misin? Sürekli izlerim. Düşünürüm bazen, mesela bir baba görürdüm kızıyla. Mesela adam biraz böyle mazlumdur. Ben onun yerine dertlenmeye başlarım mesela. Acaba çocuğun istediğini yapabiliyor mu? İyi bir şey var mı? Acaba geçinebiliyor mu? Ben onu adam gözden kaybolana kadar öyle izlerim. Onun derdini dert ederim yani kendime. İşte panik hatanın sebebi bu. İşte panik hatanın sebebi başkalarıyla bu. Çok iyi empati kurabiliyorsun. İşte mesela sokakta çocuğuna bağıran ya da döven kadın gördüğüm zaman ben gidip direkt müdahale ediyorum. Birkaç kere de etmişim var, hatta dayak bile yiyordum bir ara. Sen niye karışıyorsun benim çocuğum falan filan. Dedim ölüp gittiği zaman dedim bağırırsın yani. Çocuğu böyle dövmek çare değil hiçbir zaman. İnsan insana dövmemeli. Değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Yüreğini bize açtın. Teşekkür size. Var ol, hayat boyu başarılar dileriz sana, hayatın boyunca. Teşekkür ederim. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan gülerek ayrılacağımız bir hikayemiz oldu. Bu da o hikayelerden birisi. Her şey güzel olsun.